masaya yemek gitmemiş. Şu masa başkanım. Şu masa bir 15. Ülkede Ramazan programından bir kez daha hayırlı akşamlar değerli izleyiciler. Muhteşem bir kalabalık Kağıthane'de, Kağıthane İlkokulu'nun ve İmam Hatip Lisesi'nin bahçesinde yaklaşık 5000 civarında Kağıthaneli aynı sofrada buluştular. Aynı sofrada oruçlarını açtılar, dualarını yaptılar. Sevgi, muhabbet ve güler yüz hakim Kağıthane'de sofralarda ve Kağıthane'nin değerli belediye başkanı, uzun yıllardır Kağıthane'ye hizmet eden, Kağıthane ile özdeşleşmiş belediye başkanı Sayın Fazlı Kılıç'la birlikteyiz. Evet Sayın Başkanım, Gültepe'nin merkezi sayılır burası. Gültepe de meşhur bir beldedir zaten Türkiye'de ve tıklım tıklım dolu gördüğüm kadarıyla. Önce buradan başlayalım. Yine büyük ilgi var sofralara. Evet, hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Tüm izleyicilerimize de hayırlı iftarlar diliyoruz. Kağıthane'de her gün bir mahallede mahallelilerle birlikte sokakta buluşuyoruz. Havalar da müsait bunun için. Hamdolsun. Bugün de Gültepe'deyiz. Gerçekten büyük bir mahallemiz ama bu cadde üzerinde 5 mahallemiz var. Hepsinde ayrı ayrı buluşacağız komşularla. Komşularımız, çocuklar, büyükler, herkes bir arada. Sayın Kaymakamımız burada, muhtarımız burada, meclis üyelerimiz burada, iş adamlarımız burada, yardımda bulunduğumuz komşularımız burada, tüm yoksullarımız, iş adamlarımız, herkes birlikte güzel bir sofra oluştu. Cenab-ı Hak bereketlendirsin diyoruz. Ramazan dayanışmanın, bolluğun, bereketin doruğa çıktığı bir ay. Bugün de işte burada sevgiyi, saygıyı ve birlikteliği hep birlikte yaşıyoruz. Şimdi Ramazan başlangıcı ile birlikte süreler biraz uzundu, sıcak mı olacak dendi ama tabii Hakk'ın rahmeti de büyük. Hani idman yaparsınız, antrenmanlı olursunuz. İlk 5 gün geride kaldı. Havalar da gayet güzel. Evet. Havalar çok iyi gerçekten. Bazen biz şu şeyi yaşıyoruz gün içerisinde. Acaba akşam sokakta iftar yapacağız. Acaba yağmur olur mu diye onun üzüntüsünü, endişesini yaşıyoruz ama hamdolsun çok güzel gidiyor. Tam oruç tutmak için en uygun iklimde bulunuyoruz. Hamdolsun Cenab-ı Hakk'a. Sağlık sıhhat olsun. Sağlık sıhhat olduktan sonra gününüzün olması da önemli değil. İnsan niyetlendikten sonra arkada hiçbir sorun kalmıyor. Şimdi Kağıthane olsun, Gültepe olsun, diğer mahalleler olsun, çok köklü mahalleler buralar ve oralarda çok eskilerden o komşuluk ilişkileri çok daha sıkı fıkıydı. Genelde bitişik nizam evler ama şimdi artık komşular aynı sofrada buluşuyor. Dolayısıyla aslında daha geniş bir yelpazeye hitap ediliyor. Önemli olan bu, mahalledeki mahallede yaşayanların aynı sofranın etrafında bir araya geliyor olması. İşin güzel tarafı bu, önemli olan bu. Yoksa herkes evinde iftar yapar ama bir araya gelmek, mahalleli duygusunu yaşamak, Kağıthaneli duygusunu yaşamak ve birbirlerinin gözlerinin içerisine bakarak birbirlerine iyi dilekte bulunmaları ve birbirlerine dua etmeleri. İşte şuradaki insanların duası önemli olan ve duaların en makbul olduğu saatte herkesin gözleri parlayarak birbirlerine dua ediyor olmaları çok önemli. Sayın Başkanım, çok duyarlı olduğunuzu da biliyoruz. Yine Müslüman aleminde hemen sınırımızda Suriyeli kardeşlerimizin sorunları devam ediyor. Bunlarla ilgili de neler yapıyorsunuz? Birçok ilçemizde de tabii Suriyeli kardeşlerimiz geldiler İstanbul'a ve diğer bölgelere. Kağıthanemizde örnek bir uygulama yapıldı Suriyeli çocuklarımız için, komşularımız için. Bir okulumuz Suriyelilere tahsis edildi. 550-600 öğrencimiz var, Suriyeli öğrencimiz. Eğitimlerine de devam ediyorlar. Eğitimleri aksamadan devam ediyor. Biz tabii Sosyal İşler Müdürlüğümüzle birlikte her zaman Suriyeli komşularla da beraber oluyoruz. Kağıthane'de yerleşik abi, komşularımızın durumu neyse aynısını Suriyeli komşularımızla da yaşıyoruz ve yine bu sokak iftarların bir tanesinde sadece Suriyeli komşularımızın katıldığı şekilde tamamlayacağız. Sen kaymakamımıza, Suriyeli komşularımıza, onlarla böyle bir sofra oluşturacağız. Hiç ayırt etmeden hep birlikteyiz. Peki Sayın Başkanım, bir de diğer belediyelere bakarak, diğer başkanlarımıza bakarak artılarınız da var. Eyüp Sultan'da Remzi Aydın'la işte Eyüp Camii, orada güzel mekan. Fatih'te bakıyorsunuz Mustafa Demir Başkan'la ama sizde de Sadabat denen tarihi bir çayır, tarihi bir mekan. Orada nasıl gidiyor programlar, nasıl gidecek? Kimler gelecek? Burada gerçekten özellikle Hasbahçe'deki, Sadabat'taki Ramazan etkinliklerini tüm Kağıthaneliler iple çekiyor.
çalışmalar. İlk gün ilk iftarımızı Hasbahçe'de yaptık. Tüm kağıthanelerin katıldığı bir iftar sofrası oluşturduk. Hemen iftardan sonra teravih vaktine kadar çocuk programlarımız var. Orta oyunlar var, Karagöz, Hacivet, Kaleörlan gibi tiplemelerimiz var. Çocuklarımızın yarışmalar ve eğlenceler içerisinde bulunduğu bir ortam var. Teravihden sonra sohbetler var. Çok değerli hocalarımız, şairlerimiz, yazarlarımız geliyor. Gençlik meclisimizin standı var. Çeşitli standlarımız var. Gençlerin yine eğlenebilecekleri alanlar var. Luna Park var. Bisiklet var, tren var, atlarımız var. Herkesin kendisi için bir etkinlik bulabildiği güzel bir ortamdayız Hasbahçe'de. Hemen iftardan sonra binlerin, on binlerin bir arada olduğu bir ortamdayız. Sayın Başkanım, evet. Canlı yayında da abimiz çok çok sağ olun dedi. İftarla ilgili bir kelime başkanımızın yanında sizden alalım. İftarlarımız çok güzel, yemeklerimiz çok güzel. Başkanımız her gece geliyor, ilgileniyor. Allah razı olsun, çok teşekkür ederiz. Halkımız memnun, semtimiz memnun, komşularımız memnun. Daha ne isteriz? Allah'tan sağlık istiyoruz. Böyle bu sofraların kurulması bir avantaj değil mi? Çok avantaj, bizi birbirimize yaklaştırıyor. Samimi oluyoruz, görüşüyoruz komşularımızla, küsler barışıyor. Rahmet ayı, bereket ayı, Allah bin bereket versin. Bir de midelere de herhalde abi evet. İçeri çektin hemen evet. Göbeği. Evet. Evde olsan daha çabuk, çok çabuk yiyor insanlar. Evet, evet. Ama burada biraz daha herhalde bereketli oluyor. Evet, bereketli oluyor. Çok güzel oluyor. Kalabalık olunca daha çok bereketli oluyor. İftarımızı güzel güzel açıyoruz. Dua ediyoruz. Bol bol dua ediyoruz. Abi gözleriniz parlıyor. Bu parlaktalık hiçbir zaman dinmesin diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Çok teşekkür. Allah memleketimize, milletimize zaval vermesin. Evet. Ezanımız dinmesin. Bayrağımız inmesin. Vatanımıza kimse göz dikmesin. İnşallah. Vatanımızı böldürmeyiz evelallah. Kanlarımız dökülmüş, atalarımızın kanı dökülmüş. Hiç kimseye bu vatanı vermeyiz, bu toprakları hiç kimseye vermeyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Rica abi. Ederim. Evet. Teşekkür olsun. Teşekkür ederim başkanım. Sağlık. Sayın Başkanım, bütün belediye başkanlarımıza soruyoruz, size de o soruyu soralım. Fazlı Kılıç'ın ilk oruçla tanışması, ilk teravih namazıyla tanışması ne zamandır, hatırlar mısın? Çocukluk yıllarımıza gider. Yani ben kendim bildiğimden beri oruç tutar ve teravih namazımı kılarım. Çocukluğumuzdan beri, ilkokuldan beri yapmaya çalıştığımız ibadetimiz, Allah kabul etsin. Ya o zamanlardan bir anınız var mıdır yani Fazlı Kılıç? Tabii şimdi tabii yaşımız 60'lara yaklaşıyor. Birçok defa çok kışın en kısa zamanlarda oruç tuttuk. Yazın en uzun zamanlarda oruç tuttuk. Daha önce de tuttuk. Tabii gençliğimizde biz yazın hem oruç tutardık hem de iftar vaktine yakın bir de top oynardık. Böyle mahallemizde bir futbol sahasında, futbol turnuvasında oynardık. Şimdi onları düşününce diyorum ki herhalde gençlik çok farklı bir şeymiş. 15, 16, 17 saat oruç tutup peşinden de iftardan önce futbol oynamak, spor yapmak çok daha zor olması gerekir ama bunları yaşadık. Çocukluğumuzdan bu yana hep bu güzelliklerin içerisindeyiz. Çocukluğumuzda da mahallemizde bizim gecekonduların içerisinde gecekondularda yaşadık. O gecekondulu ortam işte her evin bahçesinde 5-10 tane ağacın meyve ağaçlarının olduğu ortamlarda bugünlere geliyoruz. Çocukluğumuzda da çok güzeldi. Sokaklarımız, mahallemiz şimdi de çok güzel. Aynı çocukluğumuzdaki ortamları şu anda da yaşıyoruz. Şimdi yanımızda da bir çocuk var. Gençliğe de adım atacak. Nasıl mahallede iftar açmak? Mahallede iftar açmak çok güzel. Çok gurur duyduk. Sağ olsun başbakanımıza bize katkı sağladı. Aslında başkanım, yetişkinler tabii ki biraz çocuklukta veya yetişkinlik döneminde o demin dediğim komşu ilişkilerinde bir araya geldiler ama en büyük iyiliği bir manada çocuklara yapıyorsunuz. Evet. Eve hapsolan, bilgisayarlara hapsolan o çocukları böyle açık havalarda aynı sofrada aileleriyle bir araya buluşturun. Çoğu zaman aileler çocuklarıyla yemek yemiyor. Bununla ilgili de söyleyelim son sözü. Haklısınız. Şimdi yan tarafta bir masa, şöyle uzunca bir masa. Komşumuz dedi ki bütün aile buradayız. Önemli olan çocuklarla, büyüklerle, komşularla aynı sofrayı paylaşabilmek. Aynı sofra içerisinde olabilmek. Gel bakalım. Önemli olan bu ve çocuklarımıza Ramazan'ın bereketini, sevgisini, dayanışmasını, o güler yüzünü çocuklarımıza yaşatabilmek. Çocuklarımız
Oruç tutuyorlar, gündüz Kur'an kursuna gidiyorlar. Artık çocuklarımız sokakta kalmıyorlar. Yaz spor okulumuz var. 5163 tane çocuğumuz yaz spor okuluna kaydoldu. 13 değişik branşta çocuklarımıza yaz spor okulunu değerlendiriyoruz. Çocuklarımızla hep beraberiz. Okul eğitim döneminde beraberiz. Tatilde beraberiz. Sporda beraberiz. Sinemada beraberiz. Tiyatroda beraberiz. 7'den 70'e her zaman birlikteyiz. Evet, Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İşte bir aile daha kucağında çocuğuyla iftarını açtı. Arkadan bir aile daha. Çocuklar zaten yanlarımızda. Evet, çok değerli belediye başkanımız, Kağıthane Belediye Başkanımız Sayın Fazlı Kılıç'la birlikteydik. Kağıthane'de her zaman olduğu gibi gerçekten sıcak bir ortam vardı. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İlerleyen programlarda yeniden başka bir mahallede, başka bir iftar programında birlikte olmak umudu ve ümidiyle diliyorum Sayın Başkanım. Teşekkürler. İyi yayınlar diliyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Evet çocuklar, buyurun.